Gece çöktüğünde şimşekler çakar, gök gürülder ve karanlık bir mağaraya 3 tane cadı girer. Tam ortada bir kazan kaynamaktadır, altında kutsal ateş yanmaktadır. Çeşitli malzemeleri atarlar cadılar ve fısıldarlar. Kedi 3 kez miyavladı, kirpi tısladı, guguk kuşu bağırdı, vakit vakittir dedi. Ve büyü yaparken hep beraber şarkı söylerler. Kayna kazanım kayna, yan ateşim yan, acı üstüne acı, kan üstüne kan. Shakespeare'in Macbeth eserinden bu harika dizeler. Hepimiz aslında bir nevi bu Hekate'nin 3 kızını, bu 3 yaşlı cadının yaptığı büyüleri, kehanetleri biliriz. Daha önce kazan sembolizmini aslında yazı olarak yayınladım. Hem Instagram hesabımda, aynı zamanda Facebook hesabımda. Ama bunu bir video olarak çekip biraz daha uzun uzun size anlatmak istedim. Gelin hep beraber cadı kazanına doğru yolculuğa çıkalım. Kazanlarımızı hazır edelim. Kazan sembolü Tanrıça arketipinin en eski ve en güçlü sembollerinden biridir. Dünyanın dört bir yanında çeşitli mitlerde kutsal bir kazan figürü görürüz aslında. Kazan sembolü klasik anlamda, en yalın anlamda aslında bir nevi Tanrıça'nın rahmini temsil eder. Ne demek Tanrıça'nın rahmi? Rahim karanlıkta bebeğin meydana geldiği yerdir ve şuna inanılır ki bebek annenin rahmindeyken aslında öte alemdedir. Hala da bu dünyaya, bu gerçekliğe doğmamıştır. O yüzden bir nevi orada ölüler diyarında ruhlarla beraberdir. Ne zaman ki doğum sıvısı gelir, bebek o ölüm diyarından, öte alemden, bu alem, bu fiziksel gerçekliğe o annenin tülünü, perdesini yırtarak gelir o doğum kanalıyla beraber. O yüzden bir nevi perdenin, yani bu alemle diğer alem arasındaki o ince perdenin bir tık ötesidir aslında rahim sembolü. Ve bu rahim sembolü bir nevi ölüm ve yeniden doğuş sembolünün en arkaik formlarından biridir. Karşımıza mağara olarak çıkar en geniş anlamda. Bu mağarayı da belki ele alabilirim herhangi bir videomda, daha uzatarak ve daha derin anlatarak. Ama kazan bir nevi Tanrıçanın rahminin geldiği sembollerden biri. İlginç bir şekilde mitlerde yoğun geçmesinin yanı sıra coğrafi olarak da mesela İrlanda'da Kazan Gölü denen bir yer vardır ve bir nevi Tanrıçanın rahmi olarak öte aleme geçiş kapısı gibi düşünülür. Veya yine Kelt inançlarında belli başlı böyle taştan oyulmuş kazan formunda Tanrıçanın kazanı olduğuna inanılan yapılar vardır. Yani fiziksel anlamda da önemli bir simge halini almıştır. Ama mitlerde de güçlü olarak kendine yer bulur. Örneğin Keritve'nin yaşlı bilge Tanrıçanın bir şeyi vardır, kazanı vardır. Morrigun'un kazanı vardır. Hekate her zaman kazan sembolüyle iç içe geçer. Aslında daha çok meşale, anahtar gibi sembolleri vardır ama daha algımızda kazan iç içe geçmiştir. Veya Medea'nın kazanı vardır. Ondan da bahsetmek istiyorum zaten. Bence çok önemli ve yani bu olay için bir örnek teşkil edebilir. Hale birçok mitte böyle ilginç kazanlar yer alır. Mesela yine Kelt inancında Peir Dedenne denen bir kazan var, mitik olarak geçen. Efsaneye göre işte bu bahsettiğim İrlanda'da Kazan Gölü'nün dibinde yaşayan 2 tane devden bahsedilir. Bu dev karı koca olarak aslında bir nevi öte alemin kapısını tutan devlerdir. Ve bu devlerin bir kazanı vardır. Diriltme kazanı diye geçen bir kazanı vardır. Ve bunlara savaş açıldığında bu kazanı bir krala hediye ederler. Ve kral kazanın büyüsüne şahit olur. Şöyle bir büyüsü vardır bu kazanın. İçine çeşitli kemikleri, et parçalarını attığınızda onları dirilttiğini, o yüzden istediği kadar kralın savaşçı üretebileceğini fark eder. Bir nevi zombi ordusu gibi düşünebilirsiniz. Bu açıdan da bir nevi nekromantik, ölüleri ayağa kaldıran ve yeniden dirilten bir kazan sembolizmi var.
Bu kutsal kazan Hristiyan'ın etkisiyle tabii ki Hristiyanlık mistisizmine de geçiş yapıyor ve neye dönüyor? Bir nevi kutsal kaseye dönüyor. Çünkü kazan kase veya kadeh sembolizmine evriliyor tarih içinde. Bu kutsal kasenin özelliğini biliyorsunuz İsa peygamberin suyu şaraba dönüştürdüğü ve işte inancı bir içinde kanının olduğu kase. Bu da bütün dertlere derman olabiliyor, şifalandırabiliyor, iyileştirebiliyor, hatta yeniden diriltebiliyor ki İsa peygamberi de yeteneklerinden biri biliyorsunuz yaptığı mucizelerden biri de ölüleri diriltebilmek. Bütün bunlar aslında ölüme yaşam vermek, diriltebilmek, yeniden meydana getirmek, doğum aslında Tanrıçanın dişi gizemin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden kazan sembolü gördüğümüzde anlıyoruz ki orada bir ölüm, bir yeniden doğuş olacak. Kahramanın yeniden doğuşu. Tabii ki kazan sembolünü rahimle iç içe olduğu için ve rahim, mağara, kazan bunlar öte alemi temsil ettiği için bu da zamansızlıkla alakalıdır. O yüzden kazanın içi zamansızlığı ve mekansızlığı temsil eder aynı zamanda. Mesela Rus masalı olan Vasilisa masalında Baba Yaga diye bir yaşlı cadı vardır ormanın derinliğinde yaşayan. Ve bu yine kazanın bir diğer versiyonu olan bir havana biner ve havanla yolculuk eder. Bir de tokmağı vardır. O tokmak ve havanla uçarak yolculuk eder. Hatta arkasındaki izleri de ölü insanların saçlarından yaptığı bir süpürge ile izlerini temizleyerek yolculuk yapar. Mesela bu şekilde aslında zamanın ve mekan ötesine geçmeyi de temsil ediyor. Zamansızlığı da temsil edebiliyor kazan. Ve kazanın bir diğer önemli sembolü, önemli gücü normalde yani görünür gözle gündüz vaktinde hiçbir şekilde birbiriyle anlamlı bir bağlantı ifade etmeyen malzemeler, mesela bir ağacın kökü, bir ağacın dalı, bir bitkinin çiçeği, ne bileyim yağan bir yağmur damlası, bir gözyaşı, bir hayvanın parçası normalde gündüzün yasalarında hiçbir anlam ifade etmiyorken gece çöktüğünde cadının kadim bilgeliğinde bütün bu malzemeler bir araya gelip gizemli bir uyum meydana getirip bir iksir, bir sihir ortaya çıkarabilir. Hala kazanın içine ne bileyim baldıran otunun kökü konduğunda, bir iki yerden de ejderha pulu eklendiğinde, acılı bir kadının gözyaşı da içine konduğunda bir sihir, bir büyü meydana gelebilir. Haliyle aynı zamanda kazan, rasyonel akıllı algılanamayan, gündüzün yasalarına tabi olmayan, gecenin gizemine ait, dişil gizemlere ait, bilgeliğe, cadının bilgeliğine ait aslında o gizli uyumu, gizli harmoniyi temsil ediyor. O yüzden kadim büyünün sembolüdür ve kutsal dönüşümün sembolüdür. Çünkü artık orada ne yok? Evrenin yasaları yok. Evrenin kendi içindeki görünür yasaları yok. Orada yasasızlık var. Orada her şey mümkün. Her şey birbirine dönüşebilir. En uysal bitkiler, çiçekler o kazanın içinde zehirli otlara dönüşebilir. Ve zehir orada güzelliği meydana getirebilir. O kazanın içindeki iksirde o malzemeler birleştiğinde bir uyum meydana gelebilir. O yüzden eski iksir tariflerine baktığınızda, mitlerde, masallarda geçen formüllere baktığınızda oradaki malzemeler hiç alışıldık şekilde değildir. Ne vardır işte ne bileyim bir yağmur damlası vardır veya mesela Kelt inancında yapılan bir iksirde Beltane zamanı 1 Mayıs hiç yani 1 Mayıs zamanı güneş doğmadan önce çimenlik alandan çiğ toplanır ki o çiğ kazana eklenir. Çünkü o güzellik getirecektir mesela. Halbuki normal rasyonel bir akılla çiğin ve o bitkinin o ağaç kökünün bir anlamı yok. Ama o kazanda oluşan uyumda bir sihir, bir yeniden doğuş, bir şeyin doğum meydana geliyor, bir şey ortaya çıkıyor. Örneğin Shakespeare'in Macbeth'inde cadılar ne atıyor kazana, nasıl geçiyor? Bunu çok şiirsel ve çok ilginç ifade etmiş Shakespeare. Diyorlar ki kokmuş işkembeyi attım içine. Soğuk soğuk taş altında kurbağa 31 gün 31 gece. Niye 31? Çünkü 31 aslında 13'ün tersi. 13 de cadılıkla veya gizemlerle alakalı. Veya neler koyuyor başka kazanın içine? Diyor ki işte semender gözü, kurbağanın baş parmağı, köpek dili, yarasa kıkırdağı, yılan dişi, çiyan kuyruğu, puğu kanadı, kertenkele budu, fol kurdasın ve pissin kazanda bir cehennem yemeği acılığında diyor. Yani o kazana koyduğu bütün malzemeler, işte semenderin gözü, kurbağanın baş parmağı, diş, çiyan kuyruğu,
baldıran, otunun köküğü, bütün bunlar rasyonel akıllı hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama sembolik anlamda, ritüelistik anlamda bunların bir gücü var, bir anlamı var ve orada neyi meydana getiriyor? Mesela baldıran otu, baldıran zehirlidir ve kökü de yeraltı ile alakalıdır. Veya semender ve tabii kurbağa yine yeraltı ile alakalıdır. Bütün bunlar aslında yeraltının hayvanları, ölümün hayvanları ve bunlar ekleniyor bir nevi. Veya ne gerekiyor belki? Porsuk yaprağının kurumuşu gerekebiliyor değil mi? Bu geçiyor çünkü porsuk zehirli bir bitki aynı şekilde. Yine ejderha pulu geçebiliyor. Bütün bunlar anlamsız şeyler gibi gözüküyor ama aslında sihrin özündeki o anlaşılamayan, o kadim bilim, o kadim gizem, o sezgisellik temsil ediliyor burada. Neyin ne çıkacağını bilmiyoruz. Yani eski dönemleri düşünün. İçine nane konuyor, limon konuyor, falanca konuyor, filanca konuyor. Ortaya çıkan şey şifa veriyor. Yıllar yıllar sonra içlerindeki hangi bileşenlerin bu mükemmel şifayı getirdiğini biz bilimle biliyoruz. Arkik döneme baktığınızda orada gizem bile anlaşılamıyor. Ama tabii ki daha derine indiğinizde inancın köklerine her tür malzeme o kazana girebilir. Hiçbir bu konuyla ilgili sınırlama yok. Bir taş da girebilir, herhangi bir mevsimdeki bir yağmur, bir kar da girebilir, herhangi bir coğrafyadaki çiçek de girebilir, herhangi bir duygu da içine girebilir. Yani bir kederli bir gözyaşı o kazana girdiğinde mesela intikam tanrıçalarını çağırabilir. Ya da onun içine bir yakarış girdiğinde o yakarış ve öfkeyle çıkacak duygu öfkeyi meydana getirebilir. Veya aşk dolu bir sevgi sözcüğü girdiğinde oraya, bir dua girdiğinde sevgiyi meydana getirebilir. Sadece oraya şey girmiyor, malzemeler değil, duygular da giriyor. O yüzden her şeyi alan, her şeyi toplayan ve o giren bütün malzemeler arasında bir uyumla beraber bir bebek, bir yaratık, bir canavar, bir ilah meydana getiren bir şey oluyor. Ne getirmesi gerektiği size bağlı. Sizin iradenize bağlı. O yüzden nasıl ki rahim içinde bir bebek meydana geliyorsa o kazanın da kendi içinde bir yasası var ve o yasaya hükmetmeyi bilirseniz, yani o güce sahipseniz, o bilgeliğe kendinizi adamışsanız o kazanın içinde her tür tuhaf şeyi, her tür tekinsiz şeyi meydana getirebilirsiniz. İşte bu da dişi gizemler demek aslında dediğim gibi. Bu yüzden cadı ve kazan içine geçmiş bir sembol olarak karşımıza çıkıyor. Özel malzemeler ekleniyor ve özel bir şey ortaya çıkıyor. Ve biz kazan sembolünü cadıyla beraber, yani bilge kadın sembolüyle veya bilge erkek de olabilir tabii ki. İlla cadı kadın ve erkek olmak zorunda değil. Bu da ayrı bir konu. Bu şekilde karşımıza çıktığında o zaman anlıyoruz ki artık orada güçlü bir dönüşüm var. Bir ölüm ve yeniden doğuş var. Dönüşümün sembolü ve aynı zamanda orada zamansızlık, mekansızlık olduğu için, öte aleme doğru geçiş olduğu için bilinç dışının derinliklerine bir inişi temsil ediyor. Bir kazan karşımıza çıktığında bilinç dışının derinliklerinde olduğumuzu anlıyoruz. Büyünün merkezinde olduğumuzu anlıyoruz. Bütün o evrensel yasaların eğilip büküldüğü gizemlerin içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu sırada şöyle bir soru gelmişti bana. Bu dişi gizemler deyince kadınlık anlaşılıyor. Ama dişi ve eril kelimeleri cinsiyetten bağımsız. Bunu da ifade etmek isterim. Belki bunu da biraz değinirim. Ama eril dediğimde ayrı bir kavram, dişi dediğimde ayrı bir kavram. Bunlar kadın erkek olmakla alakalı şeyler değil aslında. Dişi gizemler rasyonel akıllı algılanamayan, bilinemeyen, sezgilerle hissedilen şeyleri temsil eder, bilgeliği temsil eder. Eril olan da düzen, disiplin, kanunları temsil eder en basit haliyle. O yüzden aslında bu terminolojik olarak geçerli, cinsiyet anlamında değil. O kazan sembolünde de aslında ne yapıyor? Cadı oraya malzemeleri koyarken çeşitli malzemeleri sezgileriyle buluyor veya kadim bilgiliği, atalarının bilgeliğiyle buluyor ve onun içine ekliyor. Bu açıdan çok güçlü bir sembol. Mesela Delphi tapınağında kazana bakılarak veya kadehe bakılarak yapılan kehanetler var. Nostradamus'un bir su bulunan kaba bakarak yaptığı kehanetler var. Niye? Çünkü dediğim gibi o suyu kabına baktığınızda, o kaseye baktığınızda güç aslında sadece içindeki suda değil, o üç ayaklı kazan veya üç ayaklı kazanın içinde aslında güç. Niye üç ayaklı? Üç alemde birden çünkü seyahat etmenize olanak veriyor kazan. Baba Yaga'nın havanı gibi. Ne demek üç alem? Tanrıların mekanı, bu alem ve aynı zamanda ruhların mekanı ve aynı zamanda üç zaman, geçmiş, şimdi ve gelecek. O yüzden zamansızlık ve mekansızlık içinde
o üç ayaklı kazana konmuş suya baktığında Nostradamus orada kehanet yapabiliyor, orada imgeler görebiliyor geleceğe ve geçmişe dair. Haliyle bütün sembolizm aslında kazanda bu şekilde bütünleşiyor. Dilerim açıklayıcı olmuştur bu sembolizm. O yüzden cadı kazanı masallarda, mitlerde, rüyalarda ve herhangi bir sembolik lisanda karşımıza çıktığında içsel dönüşümü, dediğim gibi ölüm ve yeniden doğuşu, bilinç dışını, zamansızlığı, mekansızlığı ve o sihrin dinamiğini görüyoruz. Orada hiçbir yasanın göründüğü gibi olmadığını, bambaşka bir dinamiğin olduğunu, sezgilerin yer aldığını biliyoruz. O yüzden kazan güçlü bir sembol ve karşımıza da masallarda bol bol çıkıyor. Karşımıza yaşlı bilge kadının kazanı olarak çıkabiliyor, bir şifacı kadının kazanı olarak çıkabiliyor. Ve bu şekilde çıktığında bütün bu sembolizmin orada yoğunlaştığını hissediyoruz. Dilerim yeterince açıklayabilmişimdir. Lütfen bu konuyla ilgili ve herhangi bir konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara ekleyin ki onları da diğer videolarda açıklayayım. Ve biraz da aslında Medea'nın kazanından bahsederek bunu biraz daha derinleştirmek istiyorum. Biraz daha Medea'nın antik Yunan mitlerindeki yerinden, Medea'nın macerasını Yason'la beraber geçirdiği süreçlerden bahsedeceğim. Ama özellikle o çok uzun bir mit olduğu için hızlıca Yason'la Medea'nın aşkını ve Kolkis'ten, yani Batı Gürcistan'dan kaçışlarını anlattıktan sonra asıl olarak Medea'nın kazanını ve o kazanın neler yaptığından bahsedeceğim. Takipte kalın, kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum, güzel bir yıl diliyorum.